56 saatlik kısıtlama dün saat 21 itibariyle başlamıştı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikadan itibaren ekipler denetimdeydi. Hala dışarıda olanlar ne mazeret öne sürse de cezadan kaçamadı. Polisi görünce kaçanların cezası ise daha da ağırdı. Ya abicim çekmeyin bak. Niye kaçtın polise? Kaçsan kaçtın. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tüm Türkiye sessizliğe büründü. Denetime çıkan ekipler kısıtlamaya uymayanlara ceza yazdı. Karabük'te kısıtlamanın ilk saatinde genç bir sürücü polis kontrol noktasını görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 12.149 lira para cezası kesildi. Ya abicim çekmeyin bak. Niye kaçtın polise? Düzce'de ise 6 farklı suçtan aranan bir kişi kısıtlama saatinde sokakta gezince yakalandı. Aracında bir miktar uyuşturucu, silah ve kesici aletler bulundu. 9.309 lira para cezası yiyen şahıs gözaltına alındı. Tamam, çekmeyin işte. Aksaray'da ise bir kamyon şoförüne uygulama noktasında izin belgesi soruldu. HES kodunda koronavirüs temaslısı olduğu öğrenilen şoföre para cezası kesildi. Sonra da ambulansla öğrenci yurduna gönderildi. Yine Aksaray'daki bir tablo polisin yüreğini burktu. Filistinli düzensiz bir göçmen kartonların arasında uyurken bulundu. Filistinli adam İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Bir yurda yerleştirilen göçmenin daha sonra ülkesine gönderileceği öğrenildi. Çık sen de. Diyarbakır'da ise sokağa çıkma kısıtlaması 3 dilde anons edildi. Buna rağmen hala dışarıda olanlara ceza kesildi. Saat 9.20 geçiyor. Bu saatte evde olmanız gerekiyor.